أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق الله العظيم. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Allah-u Teala doğruyu söyledi. Konuyla ilgili hadisi şerifte şöyle buyuruluyor. Abdullah bin Amr bin el-As'tan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar, Allah katında sınırsız merhamet sahibi Rahman'ın yanında nurdan minderler üzerinde ağırlanacaklar. Konuyla ilgili dua. Allah'ım, bizleri hakka, hakikate, adalete, ahlak ve fazilete çağıranlardan, hakkı anlatanlardan, hakikati duyanlardan, adaleti yüceltenlerden ve sevgiyi yayanlardan eyle. Konuyla ilgili fetva. Kul hakkı yemenin hükmü nedir ve kul hakkı nasıl ödenir? Hazreti Peygamber üzerinde kul hakkı bulunan kişilerin hak sahibi olan mazlumlardan helallik almalarını öğütlemiştir. Bunun yapılmaması durumunda hesap gününde haksızlık yapan kişinin salih amellerinin haksızlığı ölçüsünde alınarak hak sahibine verileceğini, eğer verilecek salih amel bulunamazsa o zaman da mazlumun günahlarının zalime yükleneceği belirtilir. Yine Peygamberimiz imkanı olduğu halde zamanı gelmiş bir borcu ödemeyenlerin kul hakkını ihlal ettiğini şöyle ifade eder. Ödeme gücü olan zengin kişinin ödemeyi ertelemesi zulümdür. Görüldüğü üzere kul hakkı kişinin cennet ya da cehenneme gidişinde önemli ölçüde belirleyici bir rol oynamaktadır. Allah'ın huzuruna kul hakkı ile çıkmanın çok ağır bir vebali vardır. Çünkü böyle bir günahın Allah tarafından bağışlanması, hak sahibinin affetmesi şartına bağlanmıştır. Hak sahibi hakkını almadıkça veya bu hakkından vazgeçmedikçe Allah kul hakkı yiyenin bu günahını affetmemektedir. Çünkü ilahi adalet bunu gerektirir. Veda hutbesinde Resulullah, "Ey insanlar, sizin canlarınız, mallarınız
ırz ve namuslarınız Rabbinize kavuşuncaya kadar birbirinize haramdır buyurmuştur. Gasp, hırsızlık veya izinsiz alma gibi yollarla elde edilen haram para veya mal, sahipleri biliniyor ise kendilerine yahut mirasçılarına, bilinmiyor ise fakirlere veya hayır kurumlarına onların namına sadaka olarak verilmelidir. Ayrıca yapılan bu kusurlardan dolayı da Allah'tan af ve mağfiret dilenmelidir. Mal ya da darp gibi şeylerle ilgili olmayan gıybet, bühtan gibi hak ihlallerinden doğrusu, hak sahibine durumu anlatıp helalleşmek olmakla beraber, her zaman bu şartı yerine getirmek mümkün olmadığından ya da insanlar bundan çekindiklerinden, kendi adına tövbe edip hak sahibi namına istiğfar etmek, dua etmek ya da hayır hasenat yaparak sevabını ona bağışlamak, bu tür hak ihlallerine karşı kefaret olur.''